12 saat sonra artık eşyalarımız evden çıkacak ve bizim hazırlanmamız gerekiyor. Ne yapalım, taşınacağız. Ne kadar kel gözüktü değil mi birden? Deniz, bunlar acaba fazla beklettiğimiz için mi kızardı yoksa böyle mi olur? Bak, burada hediyelerimiz var. Fırat'ın hediyeleri. İstanbul Bostancı'dan Sakarya'nın Altındere Köyü'ne göç eden bir aileyiz. Artık Sakarya'nın Altındere Köyü'nde değiliz, Sakarya'nın Filizli Köyü'ne taşınıyoruz. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Taşınma işlerimiz devam ediyor. Hemen bir şey söylemek istiyoruz yalnız. Bir önceki videodaki ve büyük ihtimal bu videodaki yorumlara cevap veremeyeceğiz. Onlara da şu anlık veremedik çünkü taşınma işlerimiz çok yoğun. Ama taşınır taşınmaz hepsini teker teker tekrar cevaplayacağız. Cevaplamak için gayret edeceğiz. Cevaplam. Çünkü bu arada yeni videolar ekleniyor. Yetişmeye çalışacağız. Çok güzel geri dönüşler oluyor. Çok fazla yorum ya var. Ya okuduk biraz ama hepsini cevaplayamadık. Ya hepsini okudum aslında. Hepsini okudum fakat çocuklarla bu taşınma telaşı içerisinde olmak zor. Gerçekten çok zor. Zaten göreceksiniz şimdi birazcık. Yanda da zaten bir tane bakın. Sesi hafif çıkıyor. Bahçeye inelim. Taşınma işlerimiz başlasın. Böyle gördüğünüz gibi biraz yorgun, bitkin. Öyle saç baş dağılmış bir haldeyiz. Çünkü çok kısa bir sürede taşınmamız gerekiyor. Arkadaşlar, 12 saat sonra artık eşyalarımız evden çıkacak ve bizim hazırlanmamız gerekiyor. Bahçede de toparlanmaya başladık. Evde de biraz bir şeyler toplandı ama artık tamamen bitmiş diyemiyorum maalesef. Şu bizim çektiğimiz tellerdi zaten. Bunları sökerek... Tellerimizi ve direklerimizi alacağız. Evet, başlayacağız. Hamak toplanacak. İşte bahçe takımları vardı, onlar toplanacak. Kömürlükte yine bir şeyler var depoda. Bayağı iş var yani. İşimiz uzun. Bambam, seni bağladık. Çünkü şimdi telleri açacağız. Yan tarafa geçip gider ayak, değil mi? Aynen. Hiç son problemimizi yaşamayalım. Önce şunları... Telleri yaptığımız videoyu da koy deniz kenarına bir yere. Aslında öyle şey. Anılar. Değil mi ya? Siyah evet. Beyaz arkada. Anılar. Anılar. Şimdi gözümde canlar. Çok uzun bir süre geçmiş gibi geliyor ama daha baktığın zaman yani buradaki toplam senemiz bir sene. Aynen. Ama bana sorsan sen yani 5 sene önce bu telleri yapmışız da burada hep duruyormuş gibi bir his de yok değil. Ya da meyve toplarken kullanılır, her şey kullanılır. Her türlü gölgelik yani en kötü. Tüm dışarıdakileri de toplayacağım. E tabii dışarıdakileri de. Acaba kaç ay kullandık ki bunları biz? 6-7 ay falan herhalde. Belki o kadar. O kadar bile yoktur bence. Değil mi? Yazın başında aslında. Hatta aynen. Ortasında. 5 ay, 4-5 ay önce olmuştur. Görenler şok olacak tabii bir anda hazırlıksız olarak. Ya zaten bu telleri her türlü sökmemiz gerekiyor. Çünkü bahçeye aracın girebileceği başka bir yer yok. Eğer şu merdivenlerden eşyayı yukarıya kamyona taşımak istemiyorsak. İstemiyoruz. Ki istemiyoruz. Tabii işimizi kolaylaştırmak istiyoruz. Yan bahçenin yani giriş kapısından büyük araç girebiliyor. Bahçe betonuna kadar gelecek. Eşyalarımızı daha kolay taşıyabileceğiz. Buraya taşınırken de zaten öyle yapmıştık. Deniz, yorumlardan bir tanesinde koltuğu çok beğendim yazmıştı. Gördün mü bire? Şu bizim bahçede oturduğumuz koltuğu var ya. Aha, paletten koltuk. Götüreceğiz. Götürmeyelim mi? Hediye mi verelim? Buradan biri mi? Buradan biri ise hediye verelim. Yok, bilmiyorum buradan birim. Sadece koltuğu çok beğendim yazmış. Burada. En aşağıları çimen kaplamış artık. Görmemişim. Mia'cığım. Mia, gel buraya. Gel kızım. Mia, gelir misin? Yok. Yok diyor. Evet, böyle bitelim bize. Bunlar burada dursun. Yarın en son her şeyin üstüne koyulabilir diye düşünüyorum. Çürümüş mü dipten? İşte bunlar her ağaç için. Dayanıklı değil. Bak, direkt kırıldı. Bambam çık. Baksana nasıl kırıldı. Direkt kırıldı. Çat diye. Aynen. Akşam odun. Oh.
Nasıl bir farklı gözüktü değil mi şimdi? Evet. Biz taşındığımızda böyleydi, çıktı burası. Gel aşkım gel. Oraya oturamazsın, o bozuk. Hey! Kütüğünü götürecek misin Deniz? Efendim? Kütüğünü götüreceğim, onu çok seviyorum. Ben onu ilk geldiğimiz gün omzumda taşımıştım, hatırlıyorsun değil mi? O çoğa evet, büyüktü tabii. Çok büyüktü, evet. Onun çok büyük bir parçasını yaktık. Efendim mami. Efendim. Mami. Hadi yazayım mami. Alo. Nasıl değil mi? Yapması kaç saat, sökmesi? 30 saniye. Bunun ucunda çivileri var. Ben bir çekiç alıp onları terse bir kıvırayım. Ne kadar kolay çıktı değil mi? Evet. Çünkü toprak çok ıslak şu anda da Deniz. Yo aslında kaç, böyle bir kuru yağmur gibi. Ama yağmurlu kaç gündür? Ah. Bahçem ye bak. Bunu da iyi ki almışım. Zaten bu iş için almıştım. Az ama öz aletlerimiz var. Palet sökmek için almıştım. Evet. Ya bu da palet sayılır. Yani. Paletin dönüşmüş hali zaten. Ayo pardon, bunlar palet değil. Palet değil palet. Ama uzun hazır tahtaları palet değil, ufaklar şu. Üçgenlerin hepsi palet. Soner abimizle yüz yüze tanıştığımız günde değil mi? Tahtaları getirmişti. Şeyi düşünüyorum ya, Bambam'a böyle bu sefer güzel bir kulübe yapacağım dışarıda. Öyle bir kafamda bir şey var. Ya kulübesinin böyle bahçesi gibi olur. Tabii Bambam'ı tutmak için değil. Bambam onun 10 katından atlar da böyle görsel, güzel gözüksün diye. Ya da ne bileyim bir yere çiçek ekeriz, bir yere bir hobi bahçesi olarak ektiğimiz yeri ayırmak isteriz. Bu sefer daha böyle güzel gözüken bir şey yapmak istiyoruz ya. Evet, evet. Zaten bahçede en son yaptığımız şey bu çitler. Evet. Sonrasında da işte boyamayı falan düşünüyorduk. Vazgeçtik. Ya bir süredir bahçede bir şey yapamamamızın sebebi hani ne yapalım, taşınacağız. Taşınma evet kararı aldık, okeyleştik, ev sahibiyle konuştuk. Hani yapabileceğimiz bir şey yoktu. Niye aşağıya gitti galiba? Yok, orada taşlarıyla oynuyor. Ne kadar kel gözüktü değil mi birden? Evet. İşte bunu da götürebilirsek götürürüz. Yer kalırsa. Bir türlü yapamadık ya. Minderlerini falan yapsak daha da sempatik olur yani bu. Beton ocağımızı götürürüz. Evet, beton ocağımız. Şurada Deniz'in kendi el cihazlarıyla yaptığı. Romansı çalarız, romansı çalmıştık. Bugün de Nothing Else Matters'ı çalalım arkadaşlar. Birazdan sohbetimize devam edelim.
İlk gitarı o zaman mı çalmıştık? Yok, ev turunda çalmıştık. Evet, ilk ev turunda çalmıştın. İkincisi ocak yapımında. Üçüncüsü de işte şarkı söylediğimiz. Keşke uzun kollu bir şey giyip çıksaydım ya. Ben de az düşünmedim önce de ya, aynen çok ısırıyorlar keşke ya. Keşke kısa kollu bir şey giyseydim dedim. Hayır çok ısırıyorlar Deniz'cim, çok doğru yaptın. Ha belki daha ince bir şey giyebilirdi. Oh. Tamam şimdi içeriden tahtalarımızı da. Bunları bir şeylere sarsak mı yoksa? Nasıl yani? Değil mi, sarmaya gerek yok böyle. Ne sarması ya? Tahtaya ne olacak ki saracaksın? Anlamadım yani. Ay taşımak için. Bağlarsın telle Deniz. Ha, telle bağlarız değil mi? Aynen. Sabit olsun. Daha içeride tahtalar da var. Onları da böyle bir araya getiririm. Şu üçünü zaten birbirine bağlarsın direkt telle arasından. Tamam o tahtalar da böyle uzun. Hepsini bu kadar bir şey haline getirebilirim. Olabilir. Oy. Evet bu arada unutmuşuz. Ama biberlerimiz var. Evet. Biberlerimizi toplamak istiyoruz. Deniz bunlar acaba fazla beklettiğimiz için mi kızardı yoksa böyle mi olur? Vallahi bilmiyorum. Şey de olabilir. Çünkü ben öyle doğal düşünüyorum. Doğal biber yeşil mı? Acaba hani kırmızı kapya da vardı. O mu acaba dölledi de böyle kırmızı kapyamsı kırmızı dolmalık. Biber dolması çıktı. Bak bak biber aldı. Niye de? Evet, aşkım biber. Ağzına sürme ne olur. Çok ama acı olabilir. Ondan ya. Çok acı olabilir. Baksana. Dur şurada da var. Hop. Temiz temiz biberler. Bak. Nasıl güzel rengi. At bakalım. At bakalım sepetimize. Bir dolmalık çıkar herhalde bize. Çıkar ya. Bunlar yenir. Ay tazecik var ya ne güzel. Yapalım vallahi bunu. İlk yemeğimiz dolma olsun mu yeni evde? Olsun. İlk yemeğimiz. Biber dolması. Eski evimizden topladığımız son biberlerle. Fasulye falan hiç var mı acaba da hepsi artık. Kötü oluyor. Yok fasulye aslında sökmek de lazım. Uşanmayacağım. Minik minik olanları bile dolduracağım. Doldur aşkım. Çok acı olabilirler kızım. Söyle babana ne bu? Göster babaya. Bu ne? Ne bu? Ne o? Sebze. Sebze. Sebze ama ne? Biber. Biber. Ben de şurada sırıkları göstereyim almak istediğim. Ay Deniz nasıl yatmış bu? Arkadaşlar bunlar böyle kalın. Kestane sırığı. Yaklaşık 7 tane falan var. Onlarla birlikte bu telleri sökeceğim şimdi. Böyle bahçemizi çevirmiştik. Şurada gözüküyor teller. Şöyle sınırımız var. Daha bunlar da olacak yani. Ha Mia su mu diyorsun? Mia su diyormuş. Mia su. Efendim kızım. Efendim diyeceğiz. Ben sana Mia su diyeceğim. Sen de bana efendim anneciğim diyeceksin. Biber. Ne? Biber. Acı olabilir ama ağzına sürme olur mu kızım? Biber. Ağzına sürme tamam mı? Kırmızıları buluyor yeşilleri. Çok acı. Tabii rengi ilgisini çekiyor. Daha güzel gözüküyor. Değil mi kızım? Daha güzel gözüküyor. Red diyor. Red. Kırmızı. Kırmızı red demeye zorlanıyor, red diyor. Red. 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 Deniz. Asıl neyi unuttuk biliyor musun? Neyi unuttuk? Damla sulama. Ha. Onlarla uğraşman gerekiyor. Evet, damla sulamaları da sökeyim ben. Evet. Sen ay, onu hiç düşünmemiştim ha. Tellerle beraber sulama. Tamam, hepsini ben sökeyim. Yazık hadi o zaman ya. Siz içeriye biraz tempoyu arttıralım. Tamam, ver bak. Ay kızım çok acı olabilir ama. Koptu bak biber. Çok dikkat et. Evet ellerin biber acı olabilir ya. Çok korkuyorum elin acıysa diye. Biber değil mi? Biber aşkım. Evet kırmızı. Ama acı bir biber bu. Taşınmamıza bizi gelip almalarına 16 saat falan kaldı. Arkadaşlar evin durumu da nanay. Evet. Bir şekilde yetişeceğiz de artık. Aynen. Zaten bu gece uyku yok.
Bu arada yorumlarınıza cevap veremiyoruz şu anda. Çünkü maalesef bilgisayar başına geçemiyoruz. İnşallah taşındıktan sonra hepsine tek tek cevap yazacağız. Değil mi Filiz Hanım? Evet inşallah. Ya özellikle bazıları zaten soru gibi ya da kesin cevap verilip yönlendirilme yapılması gereken şeylerden olur, kusura bakmayın. Hani hem iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederiz. Hem de diğer şeylerini en kısa sürede yanıtlayacağız, cevaplayacağız. Şunun yanına olsun. Başlayalım bakalım. Şu anda sadece mutfağı topladık. Şimdi bu dolabı demonte etmeyeceğiz. Bu böyle kapılardan sığıyordu, öyle getirmişlerdi. Şuradaki şeyi de demonte etmeyeceğiz. O da öyle gidiyor ama bu yatağı şimdi ben birazdan demonte etmeye başlayacağım. Büyük bir Montessori yatak. Böyle dağınık zaten. Bugün komple dağınız. Evet, her şey her yerde. Vazoların altları çıkıyor çünkü. Onları açığa çıkarttık. Şimdi Filiz, şu ufak bir şey yaparsak ben burayı yapayım şimdi. Sonra kendi çalışma odamdaki masaları sökeyim. Tamam. O da çok büyük bir iş. En son yatak odasındaki gardırobu boşaltıp sökelim. Bazayı ne yapacağız onu şu an hiç bilmiyorum. Bazayı hep başkaları sökmüştü. Sökeriz ama herhalde çok zor değil. Hayır, yatak odasının bizim bazayı bir şey diyor. Yani yaparız ya bir şekilde. Ben şöyle kendi bir odamı göstermek istiyorum. Şu an dağınık, biraz ürünleri toparladık ama burada gördüğünüz masaları komple ben bir böyle levha alıp dekopaj aletiyle kesip böyle bir dolap haline getirmiştim. Şimdi bunu da bir demonte edip taşınabilir hale getirmemiz gerekiyor. Bu da bir iş. Raflar sökülecek kalan. Burada da rafımız var. Ve en sonunda bilgisayarı toplayacağım bu videoyu editledikten sonra. İşimiz çok, uyku yok. Bak burada hediyelerimiz var. Fırat'ın hediyeleri. Bir dahaki, daha dün konuştuk. Bir dahaki evet. Evimize gittiğimiz zaman şöyle güzel bir yere asalım. Taşınacağız diye hiç açmadık. Fırat, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Bir tane daha vardı, o da orada mı? Işını kapa evet. İstiyorsan ama pili bitmesin. Evet, pili bu. Yeri de burada. O da panda. Evet, bakalım açma kapama düğmesi nerede? Panda, evet. Yeri de bu. O da panda. Evet. Diğer evde çocuk odasına direkt asacağız. Ben demiştim orada yapıp gösterelim ama öyle de. Orada Filiz dayanamadı. Şey yaparız canım yine. Asarken de, kurarken de çekeriz. Evet hamur. Mia'cığım böyle tırmanıyor işte. Daha rafa da tırmanıyor. Bu bir şey değil. Aç. Aç. Açmayayım aşkım şimdi. Hadi göstermişken. Ha. Onları göstermişken ha. Deniz şunları da gösterelim. Ha. Bak bu da yine takipçilerimizden Elif Hanım'ın. Pardon ya, Zeynep Hanım'ın Elif. Zeynep Hanım'ın ördüğü. Yorgunuz. Evet. Zeynep Hanım'ın ördüğü bir hırka. Murat Deniz'e. Bu da Mahmut abinin eşi Arzu ablanın. Ha, Arzu ablanın mı? Evet. Niye de ördü. Bu Murat Deniz'inkiler. Onu da gösteririm birazdan. Biraz sonra. Murat Deniz'inkileri ayrı bir kutu yapacağım. Ya neden? Yapabiliyorsan yap abla kardeşim. Hayır, karışmasın ki. Ha bak, gördün mü bak. Bunlar da Arzu ablanın ördüğü patikler. Aa aşkım. Niye karıştırıyorsun? Ya şey komik, bir taraftan Filiz kutuya koyuyor mu ya, kutudan çıkartıp. Uf hele mutfakta ya, tahıllar falan karmakarışık oldu. Allah. Bak. Zaten dolaplar kaç defa karışıyor. Ben o aklı şeylerde kaldı. Işıklarda kaldı. Aşkım bir dahaki odana asacağız onu, süs. Kardeşinin odanda asılacak onlar. Şöyle bir şeyler daha dolduralım.
Arkadaşlar işimiz çok. Biz çalışmaya devam edelim. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Bir sonraki videomuz yeni evimizde ne olacak? O zaman... İlk canlı yayınımız zaten oradan olacak, evet, değil mi? O vakte kadar, görüşene kadar hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildiğimiz zillerini de açın. Videomuzu da beğenin. Arkadaşlarınıza da önerin. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Niye bu sürü gidip bir şeyin üstünden çıkıyor ya, delirtiyor beni? Biz bam bam böyle boşlukta oturmak istemiyor illa. Şimdi o bir yürüt beni diyor. Çok kıymetli poposunu illa bir yere koymak zorunda. Bam bam niye havlanın üstündesin oğlum?